Konan transferi var. Reims Başkanı Fenerbahçe'yle Kaylot anlaştık. Açıklama yaptı. Fenerbahçe teklifi çok iyiydi. Türk tarafıyla büyük ölçüde anlaştık diyerek transferi yani artık imzaya kaldığını, işini söylüyor. Konan'ın, yani İsmail Kartal şunu istiyordu aslında. Yani öne çıksın, ortalar yapsın, ya hücuma katkısı olsun diye bir sol bek istiyordu. Konan'ın en büyük özelliği şu, savunma yönü çok iyi. Ben bu ligi takip eden bir arkadaşla konuştum, Fransa Ligi'ni takip eden, Fransa Ligi uzmanı aynı zamanda. Dediği şu, savunması çok iyi ama öne çıkmayı hiç sevmez. Öne çıkıp Caner gibi orta yapacağını kimse düşünmesin. Belki 90 dakikada bir kez çıkabilir. Savunmada bekte, sol bekte çakılı oynuyor ama uzun paslar atıyor. 40 metrelik, 50 metrelik uzun pasları çok iyi atıyor. Öyle bir tarzı var demişti. Aslında Fenerbahçe'nin istediği tarzda bir oyuncu olmamasına rağmen işte Salah'a adım attırmadı diye orada i̇yi çok adam ama övülmüştü. Tanınan, bilinen bir hayır, adam. Çok iyi adam. Hı-hı. Savunması çok iyi. Onu söyleyeyim. Ya bak mesela onun hakkında aynı konuşabiliyoruz. Şeyi söyledi. Aynen, savunmasının çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bu da çok önemli aslında. Beklerden biz ne bekliyoruz? Öne çıksın. Tamam, öne çıkıyor da kardeşim arkası boş kalıyor. Na, mesela Puaş şimdi şunu düşünüyordur kara kara. Ki haklı, Marlon da bunu yaptı. Ya Bakayeme, önde bir Bakayeme var. Çıksan bir türlü, çıkmasan bir türlü. Çıkmayınca niye çıkmıyorsun? Çıkınca da Bakayeme sana yardımcı olmuyor. Sen 50-60 metrelik bir alanda ray döşeyip koşup gidip geleceksin. Kolay iş değil. Yani o tarz bir oyuncu varsa önünde ekstra zor beklerin işi. O yüzden diyorum. Ama bence fark yaratacak bir sol bek. Hani belki kriterlere uygun değil ama kriterlerin dışında Fenerbahçe'ye çok yararlı olacak bir sol bek. Ama anlaşılmış. Yani gelecek. Öyle görünüyor. En azından başkanının söylediği o. Teklifi iyi beğenmişler. Kabul etmişler. Şimdiden ben Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorum. Yani Fenerbahçe'de şimdi Fenerbahçe'nin kondisyon sıkıntısı yok, bu arada söyleyelim. Topuk Yaylası'nda da iyi çalıştılar. Pereira iyi çalıştırdı Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin sıkıntısı, hep konuştuk. Serkan da çok konuşuyor yayınlarda. Ya Mesut Özil. Kardeşim Mesut Özil tamam. Ya takımın bütün kimyasını bozuyor. Oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü, sahada olunca ben de olsam İrfan Can Kahveci'nin yerinde saygı duyuyorum. Mesut Özil sahada, ona atayım topu, ona atsınlar diye beklerim. Ama bütün yükü de onun omuzlarına yıkınca ne oluyor? Eski Mesut Özil gibi oynayacak zannediyor herkes. Abi zaten Arsenal'da da bitmiş, tükenmiş, bir yıldır oynamayan bir Mesut Özil'i aldın. Mesut Özil'den çok şey beklemesin Fenerbahçe. Bir 15 dakika farkını ortaya koyar ama Mesut Özil sana maç kazandırmaz. Mesut bu sezona çok iyi başladı. Mesut çok Özil, da iyi gidiyordu. Yani fakat çok iyi başladı. Adama bek kovalattılar. Yanılmıyorsam bir Adana Demirspor maçında ilk defa bek kovaladı. Maç kazandırdı. Onun dışında Mesut Özil'in kazandırdığı maç yok. Çok iyi oynadı. İyi mi oynadı Serkan? Çok iyi sana oynadı. Katılmıyorum. Ve itibarsızlaştırıldı. Bak bir başka itibarsızlaştırılan. En başta yok İsmail yani Kartal bile aynı şey yaptı. Bir oyuncuyu Serkan, yok etmek istesen. Hayır Serkan şimdi. İsmail Kartal değil ki Mesut'u. İsmail Kartal da mesela Pelkas aynı şeyi. Şimdi evet, Mesut Özil'in için tarafından hiç bakmıyorsun. Mesut Özil'in hocalar da sorun yaşıyor. Pelkas'ın İsmail Kartal bile niye bu sorunu Zeki yaşadı peki? Pelkas. Geçen seneki Pelkas. Bu abi seneki ama Pelkas. Ama Pelkas sakatlık geçirdi. Pelkas suçlu. Çalışmıyor çünkü idmanlarda. Bu kadar basit kardeşim. Valla bence Fenerbahçe ve Pelkas genel olarak çok şans aldı. Genel olarak futbol sistemimiz bak, bir ölçme oyuncu, makinesi gibi. İyi oyuncu gayret gösteriyor. Muhammed Mustafa'nın ne olduğunu isterseniz Muhammed Salah'a sorun. Size o anlatın. Pelkas'ın sorunu da kafasında. Bak ne dedik mesela? Bakasetas da 4 maç kaçırdı. Ondan sonra gidince şaşırıyoruz. Bunlar gidince maç niye oynuyor ama diye. Ama şimdi 6-7 maç o da kötü oynadı ama hep böyle dişiyle tırnağında dibinde durdu. Pelkas onu görmedik. Pelkas geçenlerde Pelkas en son maçta yani iki oyuncunun arasına Mesut giriyor. Mesut suçlu, bak, Pelkas suçlu. Bencillik yaptı. Sen o Mesut'la Pelkas'ı Fatih Hoca'ya verseydin bu sezon başında puan cetveli nasıl olurdu acaba? Hiçbir şey değişmezdi. Bak Mesut Özil'i büyük ölçüde Fatih değişmezdi Terim de, ama Fatih Terim almazdı zaten Mesut Özil'i. Mesut Özil'e 7,5 milyon euro para ödüyor Fenerbahçe ya. Neden bahsediyorsunuz? 7,5 milyonluk oynuyor mu? Aksini ispat etsinler. 7,5 milyon euro Mesut kazanıyor Fenerbahçe. Mesut Özil zaten Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe'ye geldi. Geldi de abi 7,5 milyon euroya geldi. Arsenal bu parayı verecek miydi? Git dedi. Sana 15 milyon euro ben ödemeyeceğim dedi. Mesut Özil de bir yere gidecek. Neyse, ne yapacak? Yani Mesut Özil bir gün ortaya çıkmak ya gibi bir huyu Mesut, var. Serkan yani sen de görüyorsun. İlk 11 başlıyor, bir şey yapmıyor. Mesut'u ya seremonideki sezon Mesut Özil'in ruh halini görmüyor muyuz arkadaşlar? Ya bak her şeyi kabul ederim. Her şeyi kabul ederim. Mesut'un bu sezon birinci maçtan ısrarla kendisine bek kovalatan bir sistemde elinden geleni yaptığını
maç maç ispatlarım sana. En hatta bir iki tane maçta maçın en çok koşan ismi oldu Mesut ya. Galatasaray maçında mesela. Şaka gibi yani. Bakın bu kötü bir şaka olsa gerek. En çok koşan bir teknik derken... direktör var. Bir takıma bir taktik verdi ve Mesut Özil maçın en çok koşan ismi oldu deseler. O zaman doğru oynuyor mudur peki? Arsene Wenger şöyle bak. Kahkaha atarken çatlar. En çok koşan olduğunu da ben net olarak görmedim yani. Öyle bir haberi yaptık yok. Tamam ama. Yani Mesut'u bitirdiler. Elimizde ciddi anlamda bir kriter yok. Yani Mesut Özil tamam süre olarak seneye olabilir. Seneye izleriz Hull City'de falan. Seneye hiçbir yerde izleyemezsin. Terkas 10 gol 8 asistle oynadı geçen sene. Mesut 20 Özil. Hafta geçti şimdi. Ya, Terkas bir kendini var. İspatlamak zorunda bir oyuncu mu sizce? Evet ispatlamak zorunda. Terkas bence çok yetenekli ve çok iyi yetenekli, bir oyuncu. Yetenekli %100 katılıyorum ama... Tembel. Geçen sezon tembel. Sonunda mesela çok farklı şeyler konuşuluyordu. Bu sezonun başında da benzer şeyler konuşulurken bir anda i̇yi tabii takımda, Pelkas da iyi takımda, oynamayınca. Sorunsuz takımda Pelkas oynar. Pelkas şut atmayı biliyor. Oyun zekası da çok iyi. Tekniği de çok iyi ama biraz da çok idman tembelliği de varmış. İdmanlar da isteksizmiş. Küsmeyecek oyuna, küsmeyecek. Yani İsmail Kartal vermeyecek formayı ona. O İsmail Kartal'dan forma alacak performansıyla. İnşallah Antalya'da iyi bir kamp süreci geçirir. Mesut Özil de inşallah geçirir. Mesut Özil'in tamam Mesut, dünya yıldızı Mesut ama geçmişte kaldı. Kampa. Şu anda Mesut şu anda yok. Kampa gitmedi. Ha, tamam sakatlığı biliyorum vardı. Sakatlığı nedeniyle gitmedi ama burada sonuçta çalışıyor. Ama Mesut Özil tamam dünya yıldızı ama şu anda dünya yıldızı statüsünde bir performans göstermiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir oyuncu geçmişinde dünya yıldızı olabilir. Ne dünya yıldızları geldi bize? Roberto Carlos'tan bahsediyoruz. Geldi. Son dönemlerini de gördük. O da yani Zeki, bir yerden Galatasaray'ın sonra pes gelmiş, ediyor. Yani. Galatasaray'ın son dönemine damga vuran isimler kimler? Drogba, Snyder. Snyder eski Snyder miydi Galatasaray'a geldiğinde? Değildi. İlk geldiği iki yıl çok iyiydi. Değildi yani. Abi. Ne alakası var Inter'deki Snyder'le? Yılın futbolcusu tamam. Seçilmişti ben adam. Onu demiyorum. Inter'deki değil ama Türkiye standartlarının üzerinde futbol oynadı. Senin elinde bir Fenerbahçe Mesut Özil maçı var hatırla. Uzaktan attığı iki gol var Volkan'a. Bu yaşta Mesut Özil ile buluşmaktan Mesut Özil bunları yaptı mı? 40 gün 40 gece kutlama yapman Mesut lazım. Mesut Özil bunları yaptı mı? Nasıl? Juventus'a gol attı mı mesela? Yani Fenerbahçe derbisinde uzaktan 30 metreden Volkan Demirel'e iki tane Hayır, gol attı mı? Hayır tabii ki yapmadı. Öyle bir fırsat yani da bulamadı ki. Yani sen şimdi Schneider'le Mesut Özil'i Galatasaray Schneider'e göre oynadı Zeki. Hayır, Galatasaray Schneider'e hakkını ama verdi. Schneider Galatasaray Schneider'e Schneider gibi davrandı. Ama Schneider Mesut Özil'e Mesut Özil gibi davranan Mesut yok ki. Mesut Özil isteksiz sen çünkü. Dahil. Senin sen başkanı, dahil Mesut Özil'e Mesut Özil gibi davranmıyorsun. Onun başkanı yani rüya dediği başkan getiriyor sonra da şunu söylüyor. Ya biraz da futbolu düşünmesi gerekiyor. Demek ki Mesut Özil ne idmanda futbolu düşünüyor ne de takıma katkı vermek için. Bunu Ali Koç söylemek zorunda kalıyor. Bizim bilmediğimiz demek ki buzdağının arkasında neler bence var. Bence Fenerbahçe Mesut Özil'i ticari olarak diyor. İyi kullanamadı. Benim de eleştirim ama bu. Ama demek ki kendisi Türkiye'ye gelip ticaretini Orta Doğu'ya, oraya buraya markasını geliştirip para kazanma peşinde koşmuş. Ne güzel böyle bir değeri var elinde Fenerbahçe'nin. Ama şimdi Selomani ile Mesut Özil'in yüzü ifadesine bak. Yüz ifadesi hiç iyi değil. Neymar'ın belgeseli çıkmış. Ticaretle uğraşıyor. Uğraşmasın. Söylesene Neymar'a uğraşmasın ticaretle. Orada hani ticaretle uğraşmak isteyenler varsa izleyebilirler. Fenerbahçe'nin nasıl... performansının bu kadar kötü olması, zirvenin bu kadar gerisinde kalması, bu kadar şaşalı kadrosu olmasına rağmen bu kadar geri kalmasının bu kadar kötü futbol ortaya koymasının nedeni Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle bütün takımın kimyası bozuldu. Herkes Mesut Özil'den bak, çok şey bekledi. Mesut Özil de eyvah ben nereye geldim? Beni maç kurtaran oyuncu statüsüne soktular diye o da panik yaptı. O panikle oynayamıyor. Öyle arada kaldı. Şimdi teknik adamlar da oynatmayınca teknik adam kötü. Olur mu öyle şey? Yani İsmail Kartal'ı sen benden iyi tanıyorsun. Mesut Özil'in üzerine titriyordur normalde. Geldiğinde konuştuğunu da söyledi zaten ama Mesut Özil futbola biraz uzak, küskün, istekli değil. O havayı yakalarsa nasıl evet sana katılıyorum. Nasıl geldi bu hale acaba? Şimdi bir ara vereceğiz. Bilmiyorum.